Cevat Hikmet Erdem demiş ki, iyi yayınlar İskender Hocam. Değerli yorumlarınız için beste dinletilme şansımız yok mudur demiş. Sana ulaşmak isteyen, sana beste göndermek isteyen, dinletmek isteyenlerle ilgileniyor musun? Ya da böyle bir sayfa var mı abi? Ya, maalesef ilgilenemiyorum çünkü benim kendi yapmam gereken şeyler o kadar çok zamanım oluyor ki hani boşuna da umut vermek istemiyorum. Mutlaka aralarında yetenekli müzisyenler vardır. Fakat hani onlarla ilgilenmek benim için neredeyse imkansız bir şey şu anda. Onun için Evet. bildiğim kadarıyla sizin bir platformunuz var. Evet, Ya, vardı yani. keşifsanesi.com. Evet, işte bence öyle bir şey çok daha iyi olabilir. Çünkü bildiğim kadarıyla bunları yolladıkları zaman bunlarla ilgilenen, özellikle Evet. bunları dinleyerek belli bir noktaya getiren Evet. çalışanlarınız vardır. Evet, onda çok senin de çok emeğin var orada abi. 7 tane şehir, 3 tane ülke dolaştık hatırlıyorsan Evet, Zeyizlik zirvede Ekspres için. oluyordum tabii. Evet. Türkiye'nin her yerinde yaptık. Yunanistan'da, Almanya'da, Kıbrıs'ta da yaptık o elemelerde. Evet. Sen de bizimle beraber gelip jüriyeli yaptın. Çok da keyifli, güzel zamanlardı. Birçok Evet. müzisyenle tanışma fırsatı oldu orada. Onların da İskender Paydaş gibi bir isimle tanışma şansı oldu. Gerçekten onlar için değerli olduğunu düşünüyorum.